İbn Abbad bu vaqıtta məhəlləseləb bizni işğal qılıb. Onların coşqusunu baxınımızdan bir müsəlmanın tügüsünü baxınımız əfzal emasmı deyirdi. Bu müsəlmanlar tarixidəki ən pəjəlik uruşlarının birisi hesablandı. Bu uruşu məğlub olğandan dək əhli sələb qoşunu şu dərəcədə qırğınçlıq eləyib barırdı ki, hətta Endolusda çoğ ərikşi qamığan deyirdilər. Şunun üçün Endulus İslam tarixində tun yolub qaldın getgəyə. Ana şu Endulus qol kamığı çırıp müsəlmanların gəldindən cihadın pərzə əlləki düşməydi deyildi. biz bugun yevropada tun yuvilib qurilib shundoqla sakkiz yuz yil turgandan keyin musulmonlarning qo'lidan islom ichida tun yulib chiqib ketgan toki bugun qadar qo'l qaytib kelmigan yevropa islom davlati bo'lgan andelos islom davlat haqida to'xtalamiz andlosning tarixini bilish islom tarixini bilish ichida na muhim o'rinda turadi chunki andelos tarixi bir qancha bosqichlarni besib o'tgan shundoqla cho'kkan ko'tarilgan lekin yevropada 800 yuz yil puttirab turgan unda bo'lsa bu andlos davlati qacon qurilgan nadi qurilgan amaviylarning davrida madiya 711 yılı Tarık İbn Ziyad'ın başlıqıdaki 13 kimin kişilik kuşun bilen bu ya azat İslam coğrafisi koşulgan. kuşulgan. Tarık İbn Ziyad ve Musa İbn Nusayr bu zamanı kirgendiyken İslam bayrakını kadıgan, mest bina kılgan, şundakla kişilerde İslam'ı tedirici halde düşündürgen. va uyardagi xristianlarnin diniga aslo chaqilmagan haliq alla o'zining dinda qolgan shundoqlar xalqi ilgari chirkov hokimiyatining zulmi ostida qattiq tuyib ketgan bo'lg'achqa islom qo'shini ularga n tinchlik va bayashat turmush ata qilgan bu sababdan andolusnii 22 ikki chong 40 qirq yil ichida asosan ko'p qismi musulmon bo'lib islomga kirgan musulmonlar soni va sepi andolus davlati kuchlangan natijada miladiya yetti yuz yigirma beshinchi yili fransiyaga buning qarshi fransiya padishahi Charles martel 200 yuz ming kishilik qo'shin boshlab bu Andalus davlatiga qarshi keng ko'lamli hujum qo'zgan uning qarshi Andalus davlatining amiri yoki padishahi Abdurrahman g'afiqiy 50 ming kishilik qo'shin bilan uning oldini to'smoqchi bo'lgan miladiya 732 yuz o'ttiz mashhur balatu shuhada degan bu urush yuz berib bu urushda Abdurrahman g'afiqiy shehid qilingan Shundaqla musulmonlar mag'lub bo'lib keyni Yani Fransa yıkılış bokayadın keyni ge Lakin yani hazır İtalya ve Portekalya hakimiyeti müstehkem dağımlışı vergen. Bilgimizdek Maladi 750 yıl kega vaktte Emeviyle acizleşe Abbasiler başkütürgen ve Abbasiler resmi şekilde kurulup tunç halipse Abu Abbas Safah bokan. Şundakla bu Abbasiler Emeviyle meglup kılgan dinkin. Emeviyle emrinin her birini izkollab tutup Ültrügen. Əməvilə Əmirin birisi olan Abdurrahman Daxil qaçıb Andolus-a gedib baxan və Andolusun özünün quluğa elib Andolusnu Abbasilərdən ayırıp Əməvilə dövlətini Andolusda davam qulğuzan. Demək Abbasilər Əməviləri yıxıb oğlu çıxan bolsun, lakin Andolusnu quluğa alamamğan. Abdurrahman Daxil Andolus-a gedib baxaq vaxtda Andolusdum bir az tərvünüş, bəz isyanlar baş götürüşkə başlamğan. Çünki Əməvilər yıxılğandan sonra yeni bir hakimiyyət almış jariyanda mənim o şunda igiz peskilər bolğan. Abdurrahman Daxil bu vəziyyəni tincitib məni Əməvilə dövlətində həm mövcud dep özünün mövcud yani Emevile devletinin mevcutlukını Endolus'ta devam kılgan. Şundakla Endolus ne? Andoluz İslam imareti de ayrı müstakil İslam devletler ilan kılgan. Demek Abbas ile İslam coğrafyası manum şunda birisi küçük bir bozumu şiki gibi ne Birisi Abbas ile tevelliki, yani birisi olsa Endolus İslam imareti. Abbas ile Endolus devletini özünün tevelliki koşuş, İslam coğrafyasını birleştirir için birkaç çıkartı bir hareket kılgan bozumu, Lakin mağlub oldu. Çünkü İtalya, yani Endolus'un arlığı yırak idi. Manamuş sebepten bu yege kuşun evet işte naite

Şundakla ilim meripetinin bir merkezi ki aylanğa. Şundakla Endolus, Avrupa'da bu kaçka, Avrupa'da inkegen Hristiyan, her ikil dindeki, her ikil milletlik uğucuyla Endolus'a gelip ilim ügünüp aynını kaydedigen müşündak hale şekillengen. Şundakla Endolus'ta tüncü olup okuş mukapatı ilan kılgan. Yani bugün günümüzde Türk dilde Burstep atalgan manımış okuş mukapat pole Mladiye 800. yıllarda Emevi Endolus imar terpidin yol koyulup boğgan. Bu. bu dünya tarihideki tüncü okuş mukapatının yolu koyuluşu idi. Şehri berpaklaş cahettimi Endolus'ni acayip terakki kıldırı etki. Mladiye 822. yıllarda ta Emevi ile İslam ki 4. Halipsi Abdurrahman Avsat taktiki çıkıdı. Onun devirde bütün Avrupa'daki taruh şunaslarının itirafı Kurtuba şehri Avrupa'daki en güzel, en paki şehirlerinin birbirine aynıydı. Şundakla Avrupalıkla heves kıldıgan birip saygı kıldığında muşunda bir şehir gibi Qurtuba Kurtuba diyeyim, bu bir şehirin özgürlüğü 27 yataklık mektebi idi. Avrupa'dan her sahada medisina, astronomiya, her sahada okuyucu da manamış Kurtuba'ya ilim talep gelip, on dikini kaydetti. Mesela biz bugün gün tiktirgenlik kiydi gan bire kimli bilimiz. O kim del ana şu Endolus'ta oğuculağının kündülük mektep promisi idi. Bana muşu yada e oğan oğuculağın muşu promini kiyip vatallarga qaytkan ve şu yada ilim ben taqatkan. Kiyin oğuş bitirgenlerge köküzdü gan bire kimliğe aylangan. Emeliyette bu musulman oğuculağının kündülük kimi idi. Mesela baş kimimi del üstüge Kur'an koyuş için yani her bir ilimden üstüde Kur'an buludu deydi gan muşu mühendini ipadlaş için Kur'an koyuğulu buldu gan muşundak şekilde lahilengen. Köpüncümüz bu devirde Abbasila dövdünün oltun devri. Yani ilim merifette terakki kılgan bir devri ikkelik edebilemiz. Ama Endolos'un bunun o oh aşşa terakkiyle alakalı köpüğün içimiz bilmezlikimiz mümkün. Ameliyette Endolos bu ama Kurtuba şehri Bağdat'tan hüsün telaş kodak güzellikte ve ilim meripette o oh aşşaş derecede idi. Yine birisi Endolos İslam imareti şu yerdeki yerli Hristiyallığa hiç kaçan mecburlaş ile bağımıgan. Halı kalları İslam'da kubul kılgan, halı mıgalları kubul kılmıgan özünün dinde kıp kalgan. Padişahı Abdurrahman Nasır'ın devrükege vaxtında şu yerdeki Hristiyallığa padişah kartı isyan götürgen. Abdurrahman Nasır 23 yaşlı padişah boğan. O isyanını naayeti süratli besiktir oğun. Bu vaxtı Hristiyallığa isyan götürüşünün sebep ol bolsa Abbasila devletimi siyasi güçünü yoqutuş qaratmaq vaqtı idi. Çünki bu vaqtda bu ehilə küşünüb Abbasila xalifisilə toqunuşdi idi. Şundaqla Abbasila zəminləri parçalanıb ayrım-ayrım dövlət şəkillənişki başlığa idi. Bu siyasi davalğışın təsiri Andalusqa təsir göstərdi. Lakin Abdurrahman Nasir bu isyanları tez sürətdə bəsıxdırğan. Miladiya 929-cu ilə kəgə vaqtda bu ehilə rəsmi şəkildə Abbasila xalifisini çangıla ilave vağan. Mana bu Abdurrahman Nasir İslam dünyası xalifisiz kaldı, onun Şiəla e qulğu elə O Bu hesab əməsdir. Özünü Xəlifə də binan qalıdı. Şunda qılıb bu vaxtda İslam dünyasında 3 da nə xəlifə babuldu. Əvvəlcə Abbasi xalifəsi, yəni birisi Fatimi ilə özləri sayıb olan xalifa, yəni birisi Andolus İslam İmperatorluğundakı xalifa. Abdurrahman Nasirin özünü xalifa edib elan edilməsi ilə Andolus Əməvilə İslam İmperatorluğunun ikinci dövrü başlanıb. Yəni Andolus Əməvilə xalifəlik dövrü başlanıb. Abdurrahman Nasir xalifə olduğunadən sonra içkiyə, yəni Tenjətud və ətrafı yürüş qılıb, bəzi kiçik padşahlıqları egəlləyib və bəzilərini ulpan təbşüşmə məcbur qılıb. Abdurrahman Nasir Maladiyat 961-ci il vəfat edib. Onun yerinə onun oğlu xalifa olub çıxıb. O, oh dedəsə oxşuş Andolusnu acayəb terakki kıldırdı. Şun ilmi sahaya, medeniyet her il sahaya zor meblağ selip en dolusuna şu devirdeki en terakki kılgan dövletlerinin birisi ki aylandırdı. Şun o Kurtubu'daki Emevile kitaphanesi bu büyük kitaphanını saladı. Ve bu kitaphanda töyüzmanın artık her hıl sahadaki kol yazma eserler paydı. Ama bu devirde Fransiyadaki bütün kitaphanlarda kitaplarının hemisinin yığısımı 90 mandın aşma gitti. Demek Kurtuba şehirdeki bir kütüphanedeki kitabının sani, Avrupa'daki küçük devlet boğan Fransiyanın kütüphanelerdeki kitabının sani'nin köpüydü. Endolüs'teki emeviyelerin manamışın İlm-i marifət ki Əhməd bir səbəblik, o dəvrdə tunca avroplan texnikasının əsasını sağan Abbas ibn Firnas andə şu Endolusdə yetişib çıxıbı. Onundan başqa İbn Ərabi, İbn Hazm, İmam Qurtubi və gəşiş böyük alimlər mənim məşu dəvrdə yetişib çıxıbı. Demək o dəvrdə İslam dünyası, məyli Bağdad olsun, məyli Buxara olsun, məli Endolusdki Qurtuba olsun, mənim məşu 3 mərkəz dünyagə ilim tarqətdirən mərkəzə aylanğan. Həkim vəfat etdi. Onun oruğə onun 10 yaşlıq oğlu taxta çıxıbı. Lakin dövləti onun həcibi bolğan, yəni ürdə katib bolğan Muhammed ibn Əmir başqarıbı şunda qalıb əməvilənin ki, yəni Əndalus əməvilə xəlifəliyikinin 3-cü dövrü başladı. O bosum amiri ilə dövrü. Yəni xəlifə mövcud bosumu, lakin xod Abbasilərə oxşar şəkli cəhətdə təqdi. Otdurdu dövləti haçiblə başqıradı. Ta ki miladi 1031-ci ilə qədər mənim o şundaq dövləti əməli cəhətdə əməl amiri ilə başqıradı. Yəni Muhammad ibn Amirin kin gələn övladları haçib buldu dövlətə ula başqıradı. Əməvilərin xalifəsi olsa, xud Abbasiylərin xalifəsinə oxşar şəkli cəhətdə, nüfuzda. Bu şundaq tərbirədir, lakin dövləti amiri ilə başqıradı. Lakin Malodiya 1031-ci iləki vaxtda vəzirlə, hacipla oturs isyan çıxdı. Bu vaxtda dövlətin həqiqi başqovçusu olan Abdurrahman hacib öldürüldü. Ondan sonra Andolusdiki hakimət içində içki ixtilaf, dətələş, uruş patladı. Nəticədə 1031-ci il Andolusdiki Əməvilə İslam xalibiliyi bütün Ley veyran buladı. Onun ondan sonra Endolusun ahvali qandaq buladı. Hər şəhərin valisi özünün şəhərini müstaqil qılıb həmisi özünün şəhərinin bəg buladı. Mana məşə dəvrdən başlayıb mulukut tavayif dep atılan bəgliklər dövrü başlandı. Yəni Endolusda bir dövlət emas, bəglə özünün şəhərini müstaqil halda başındak, parçınip, vaxta, bu şundaq parçınıb bəg olub yaşayıdı. Müslümallar parçlanğa vaxtda faydani kim aladı? Müslümalları kim xırsladı? Əlbəttə onların düşmənləri. Mana bu mulukut tavayif, yəni bəgliklər dövrü Endolusunki 4-cü tü dövrü hesablandı. Bəgliklər dövründə Endolus yeni ki çikineşki başladı. Bu Endolusunki, Endolus tarixidəki ən en ağızlaşan dövr hesablandı. Mana məşündaq parçalanıb ağızlaşan beytdə onların düşməni buğat əhli səliblə. Xristian padşahları ula xrist qılışğa başladı. Çünki bu beklər öz arab birisi-birisi ilə putdip işətdi. Mana bu səbəbdən Endolusğa çiqra bolğan Leon padşahlıqının padşahı bu bekliklər qarşı qoşun tərtib bəzi rayonları igəlləyib aladı. Şundaqla işqalıq qılğan yerlərdə müsəlmanlığa əcayib içinçlik zulmləri saladı. Leon padşahı yenikəyib İşbiliyəni, yəni Endolusun İşbiliyə şəhərini mühasirə qaldı. kaldı. İşbiliyenin bege bosa İbn Abbad dedi. İbn Abbad İşbiliye padişahı xat evetip yalvar oldu. Lyon padişahı onu meskhr kıladı. Bu vaktte İşbiliye begi İbn Abbad Marakeş'te baş götürgen murabitla dövüldüğün yardım soruyordu. Bu vaktte Marakeş'te murabitla dediğin çigra kadıgçları üzünün dövüldüğünü kurgaydı. Şundakla murabitla esle tuğba kucu. Bu şundak yerli halkten yani bedevi halkten çıkan bağcıkla naid korkmaz ve batru idi. Bu sebepten ula naid tizlikte Marakeş'te kadıgçları etrafı kengiyatkan ve nami etrafı tarakvatkaydı. Bege İbn Abbad murobbitlarnin yordam so'rganligini bilgan leon podishohi darhol muhasini boshdib keyina chekinadi chunki muhasini boshamasa murbbitlarni ular bilan ula birlashtirb qo'yadidi va o'ziga dushman qilib oladidi bu sababdan leyon podishohi muhasini bo'shdib chekinadi buni ko'rgan ibn abbad ha bizni bularning buzaq qilishini sababi mana mana shundaq biznin parchinishimiz ekan biz darhol birilishimiz kerak ekan deb atrofdagi butun baklarga xatadi va ularga biz bir qancha yi o'li uzaq qiliz xohlagan yerimizni ahli saliblar egalbiz birlishayli deydi. Bütün belgeler toplundu. İbn Abbas ulağa nait pasalik nutqunu sözleydi. Kur'an ayetlerini delil keltirip bilişinin nait mühim ikenlikini ta'kidledi. lekin ko'pincha baglar bu ovozga chaqiriq qo'shmaydi shundaqla ibn abbad bu yig'ilishda murabitlardin yordam so'rab ma leyon padshohi egallab olgan zimlarni qaytarib olayli murbbitlar bilan ittiboqlashaylik ular bilan xristianlarga ula qarshi birlikseb hosil qilaylik degan bu fikrni o'tirib tashlaydi afsuski yig'ilgan baglarning ko'pinchisi bu fikrni rad qiladi sababi bo'lsa agar biz murabbitlar bilan birlashsak ular bizning yurtimizga ahli salabga yordam bergili kelib ularni mag'lub qilib bo'gandan keyin bizning yurtimiz egallab olsa qandoq qilamiz biz bu qumliqi davlat qurgan murabitlarni o'zimizni shu guzal shahrga boshlab akalam ulanın kin tügüsünü bakan da oğukta Muşundak geplerini kıladı. İbn Abbad bu vaxta bu ehli selipler bizni işgal kılıp ulanın çoşkısını bakanımızdan bir musulmanın tügüsünü bakanımız ebzel emes mu? Deydi uzun mezgil münazirlə söhbətlə bulub, ahire bəqlə bir-birlə qoşuluşa başlayıdı. Şunda qılıb ula ittifaqlaşıdı və Murabitlərin padişahı Yusuf ibn Taşbinə xət əvətib uladan yardım soraydı. Yəni biz vağan zəminimiz elə üçün mə əhli səlib bizə yardım birəng deyildi. Murabitlər öz əsli tügü baxadığan bədəvi kişilər bolsunmu, amma imanda nəhayət müstəhkəm idi. Şundaqla ula özün dövlətini İslam prinsip əsası qurğa idi. Şundaqla məqsədi Allahın kəlimisini üstün qılış, müsəlmanları əziz qılış, yəni həqiqi ümmət əqidəsi kişilər idi. Şundaqla Murabitlər dövlətinin padişahı Yusuf ibn Taşmin bolsa tarihteki meşhur kumandan bulup da kalmayı naid, takvadar, hudagoy adam idi. Şunda kılıp Endolos'taki begle bu Yusuf ibn Taşmin'a yardım sorup khat evet idi. Yusuf ibn Taşmin ulanın ki yardım sorup evetken khatını oğlan neyken derhal koşun teşkil edildi. Ve deniz yolu arkalık Endolos'a yani hazır ki İtalya'ya kalıp yolu çıkıyordu. Yusuf ibn Taşbin zor koşun ile Cebre Tarık boğazı kege vaxtta şiddetlik buran çıkıp gidiyordu. Kimiyle çöküp gidiyordu. yusuf ibn tashbin allohga yig'lab duo qiludi ey alloh manga yordam qilgin islom tuprog'i havub ichida meni bu yerda sog' salomat qutqizib qo'yg'in deb butun qo'shilar bilan allohga yig'lab duo qildi neticede buran çap kulla Yusuf ibn Taşbin zoru koşun ölen hatırcam halda Endulus kayıp bir varadı. Endulus beglere ve Endulus halkının çoğunları Yusuf ibn Taşbin'i kudu kutkaz koşunu kütü ağandak nahiyde daha doluğu Yusuf ibn Taşbin Endulus kayıp gelgen deyken 30 bin kişilik koşun ölen zelaka deyken cayıge girdi. Yukarıda hep ötkünümüzde Murabitla'nın nami etrafı tarakı kaydı. Yani ulanın bağıtırlığı, korkmasızlığı kudu Çingiz Han'ın nami tarakı kaydı. Okşaş tarakı Yusuf ibn Taşbin'in Murabitla koşun ölen zelaka kayıp gelgenlikini anlayan Yavrupa çoşup gidiyordu. Ve bütün Avrupa tevesti Andalus karşı ehli selip uruş sebeverlik ilan kılındı. Neticede Grimaniye, Fransiya katalık Avrupa ülkelerinin gayet zor kuşun teşkilindi. Ehli selip bu kıtım Andalus'unu tuluk alamaya zebniyet niyet kılındı. Şunda kılıp iki kuşun zelaka diken cayda şiddetlik uruşudu. Bu tarihteki meşhur büyük zelaka uruşu edip atıladı. Ehli selip kuşunun komandanı Elfonso 6. Şunda köranlaydı ki yüzün sahne işini ben bu kuşun bilen Andalus'unu alamaya şundakla Muhammed'in bütün kuşunun hemisini halak kılamaya Çünnayt, qoşunə, Şunləqla, bu məşhur hadisdir. Urush bir qonçuq gündə həddilik davamlaşdıqdan sonra nəticədə Yusuf ibn Təşfin başçılığında olan murabitlər Quşuni özünün neçə hesabı çox olan əhli sələb Quşununu tammar qılıb məğlub qılıdı. Şunaqla bu uruşda gəyyət sür qənimət aladı. Tarixi mənbələrdə bu uruşda 60000 əhli sələb Quşundan faqat 100 nəcislim saqqalıqı bəyan qalıdı. Yusuf ibn Təşfin bolsa neçə minlign ad, qəçir, onun başqa nurluğun qənimətlərini aladı. Lakin Yusuf ibn Təşfin bu qənimətlərin hamısını Əndalusun hökmdarlarına təhsilədi. Mən Allah yolunda sizə kömək etməyə gəldim. Dəpeşnəs omastın Marakəşə qayıtdı. Lakin Yusuf İbni Təşfin qayıtdıqdan kən bəğlər yana öz ara uruşuğa başladı. Yenidən atlaş başlandı.

yusuf ibn tashvinningki andulusni besvelishniki besverish besveriş emas musulmonlarni qutqizish ekanligini tushundirib fatvo beradi ana shu chong <laughs> ulamolarning ichida abu uhammad g'azlim bor edi abu Hamid g'azalim u vaqtdagi ahvolni bilgandan keyin yusuf ibn tashin xat yozib siz darhol hukmronligingiz ostiga darlbo'lmasa ah, baglar yana urushib ahli silib yem bo'lib ketadi deydi har tarafdan kelgan bu patvolar sababli oxiri yusuf ibn tashfin o'zininki andulusni qosheishningi bir ibodat ekanligini qo'shin tatdi va andulosga kirib butun baglarni hammasini bo'ysundirib andulsni Murabitlə dövlətə təvəqqüdə. Şunda qılıb Əndolusunki 6-cı dövrü başlanıb. Yəni Murabitlə dövlətinin dövrü başlanıb. Murabitlə Əndolus hökmranlıq qılğandan kən dövlət yəni əsliklədi. Bəyəşətlik və tinçlik hökm sürüyürdü. Muladiya 1086-cı il məşhur qumandan böyük padişah Kahraman Yusuf ibn Taşfin ve Bat Yusuf ibn Taşfin ve Bat Tabu kendi kılıla ahlı selb poşonu yani muhabbet lağı yani Andaluscu. Hocam kalb ikki şehrin iki devrada. O bosa Andalusiye ve Sisli şehri idi. Bu şehirde Musumalla'nın kahve zavu tabaydı. Belki de o devrde kahve zısaştıknexti ya Tunçolup Musumalla xtalardın. Elb Abbasiler devleti deki Yahya Berme ki Tunçolup Baghdad'ta kahve zısaştıvatan. Ani ki bu İslam dünyası keneğiyen. Mana muşu devrde yani Miladi 1580 cile muşu ikki şehrin ahlı selb ile iki devrada kahve zavu tabaydı. Bu ikki şehrin besleşirken, xristian dunyosi yevropa dunyosi tunchi bo'lib qog'oz texnikasini uchirishadi u vaqta qadar yevropada qog'oz yasash texnikasi deydigan bir narsa yo'q edi mosh ish kishilarni ilib olgandan keyin qog'oz yasaydigan bu zavodni qolga tushiradi unda keyin bu zvodni texnikasini egallagandan keyin o'zining yevropadagi butun shaharlarda qog'oz zavodini ko'paytirib qog'oz ishlab chiqarishga boshlaydi vaqtni o'tishiga agishi burungiga o'xshash islom aqidasi mustahkam emas pasiq islom prinsipida c turmaydigan mana ma kishilar podshoh bo'lishga boshlaydi bu sababdan murabbiylarda ba'zi pisr yomon ishlar avajh ilish boshlaydi bu musulmon

daim şundaq taqva islam qayidesi uyğun halatı turmaydı eken. Bəzi küçlük, bəzi aciz. Bəzi islam qayidesinə uyğunmangan, bəzi pasıqlaşqan. Bu şunda qalıqlar buldu eken. Dal şununğa oxşar. Bu murabitlər mə 1100-cü ilə kəgə vaxtda pasıqlıq çıxıq məngədir. Yəni bəzi münkerlər, bəzi pisq fuhur sorullu meydana buluşuq başlaydı. Çünki padşahqa he də şundaq layiq bormğan pasıq kişilər çıxışa başladı. Mənə bu səbəbdən cəmiyyətdə ulaq qarşı fikir toplanışı başlaydı. Və şundaqlar dəvətçilər alınna ulan təlqitləydi. Məsələn, Muhamməd ibn Turmət ismlik bir adam mə şu pisq fuhur padişahının monikar hata işlerini eğiplep, tenkitlep, kattık devlet elip paradı. Bu adam tevhid ki kaytış, tekvalık kayıtış, yaman işlerini yırak duruş, devlet pasık kılışıp gitti. Yani Dip muşundak devlet kılış arkalık etrafıga nurgun adam toplandı. Etrafıga nurgun adam toplandı. Etrafıga nurgun adam toplandı. Maladiye 1118 yıl kege vaxtta murabıtlığa aşkar halde siyasi karışılık elip paradı. Yani siyasi hareket elip paradı. Şundakla o La ilahe illallah degen khatini ak bayrağı yazıp özlerini el muahidun yani muahidle tevhid ehli deyip atıp resmi şekilde siyasi teşkilatı özgü Ve murabitlığının bazı şehirleri hücum kılıp kelleydi. O da 40 katım uruş kozgap hem misli kalbi kalıp Nurgu şehirlerini özünün tarihsi kirgiz oldu. Maladiya 1130 yılı kege vaxtta Murabitla dövdünün pay tahtı Marrakeş keytip girildi. Ve Marrakeş'ni muhasır kaladı. Murabitla ula karışı şiddetli hücum kozgaydı. Şunda kalıp Murabitla bilen vahitle oturuz da tarihteki meşhur Buhayra cengi yüzbürüp bu uruşta her iki tarafta bulup 40 min musulman vapat buladı. Şunda kalıp muhitlerinin katı olan oğan Muhammed İbni Tumert bu uruştu öledi. Bu uruş Murabitla'nın galibisi muhitlerinin ki meğlubiyetinden ahirleşedi. Lekin muahitler tükümeydi. Ula kendine çekinirdi. Ula özürge Abdülmü'min isimli Muhammed ibn-i şagirdini padişah. Özünün katı ve şıkılıp yeni özünün davasını devam kılırdı. Muahitler olsa biz bütün işlerini Kur'an hadis keselip kalemiz. Hatta mezhep kime geçmemiz de tüt mezheplerimi inkar kılattı. Muahitler kendine çekinirken yeni kayıtın teşvikat ile birip yeni kuşun toplaydı. Ve Mladiya 1144. yılı Tılsıman şehrine hücum kılırdı. Bu uğraşta Yusuf ibn-i Taşfin'in nervisi Murabitler döltünün padişahı meğlup buladı. olsa gelbe kılıp tekrimi küşünüp gitirdi.

Güllənə də. Miladi 1195-ci ilə vaxtda Əhli Səlif qoşunu ilə məşhur Ərik uruşunu elib-baradı. Bu məşhur Ərik uruşu bolsa, Əndolusun ətrafındakı qışqala Xristian padişahlıqı muahidlərə qola səbəbidən çıxca idi. Yəni bu uruşda Xristianların sayı 150 min, muahidlərin sayı bolsa 100 min idi. Bu uruş xuddi Milazqut uruşuna oxşar, müsəlman və Xristianların oturusduğu həlqüç uruşlardan birisi idi. Bu uruşda Əhli Səlif qoşunu məğlub olub, muahidlər qoşunu gəlbi qılıb ajeib, gəyyət sür dərəcədə qənimət aladılar. Məsələn 150 min Əhli Səlif qoşunundan 100 min Əhli Səlif koşunu öldürüldü. 30 milyon eser geçiyordu. 20 milyon kaçıp gitti. 80 milyon at, 50 milyon artık keçir, milyon işek ve şunun hoşuna nurluğun ganimetlerini aldı mana bu uruşun galbesi muahitlerin orunu resmi müstehkemleydi. Şunda kalıp muahitle, Marakeş ve Endolus'ta ellik tötül hüküm sürdü. Mana mı ellik tötül hüküm sürgendiğin Avrupa cim Roma'daki yani Vatikan'daki papa ula karşı ken kölemlik uruş ilan kıladı. Neticede bütün Avrupa padişahlıklarının 200 bin kişilik koşunu hazırlanıp Endolus'a yani muahitle karşı koşun tatıdı. Onun karşı muahitle umumu yüzlük uruş sepeberlik ilan kılıp hatta Endolus'ki bütün erlerinin hem de dökülük toplaydı. Ve 500 bin kişilik esker toplayıp qarshi yo'lga chiqadi muvahidlarning soni ana shundoq ko'p bolsa bo'lsini lekin bu urushda muvahidlar pojialik mag'lub bo'ladi ya'ni 500 ming kishilik qo'shin 250 ming kishilik ahli salaf qo'shini tarkibidi tara qildi bu musulmonlar tarixidagi eng pojalik urushlarining birisi hisoblanadi bu urushni mag'lub mag'lubo'lgandan keyin ahli salif qo'shini shu darajada qirg'inchilik ilib boruvdiki hatto andalusda chong arikishi qolmag'an deyiladi shundaqlab bu urushdagi mag'lubiyat sabablik muvahidlar yiqilish qarmdi ahli salaf bo'lsa ichkilab kii shun andlosn shaharini bir birlab egallashga boshlydi mladiya bir ming ikki yuz o'ttiz yettinchi yilgacha g'arnatidan boshqa butun shaharlarni hammasini ahli salaf qo'shini egallab bo'ladi faqat g'iynatida ibn ahmar deb tunilgan muhammad ibn yusuf degan bu qomandon g'irnatini mustahkam saqlaydi shundoqa jonni tikib ilishib g'irnatini ahli salaf qo'shini ololmaydi to g'irnat mushi olanmagancha 250 yuz ellik yildan ortiq mustaqil ana shu andlosnin ichida yolg'iz bir shahar bo'lib mavjudluni saqlaydi toki osmoniylar devlet kurulup, Maladiya 1929 yıl kaya gavu vaxta da, Kıştalı Padişahı 3. Fırnado, Gırnatı'a kent gülümlü kuşun tahtıdı. Ve Gırnatı'nı muhasırı gelip, şiddet ile mençin atıdı. Gırnatı'daki Müslümanlar olsa, ne ait müstahkem türk müdafiye durduğun bozu mu? Lekin amalsız teslim buluşu mecbur buladı. Gırnatı valisi Abu Abdullah, ahire 60 net şart olan sebeplerin işini açıdı. Ve işçilerini hesretini katlı hükürüp, yığılıp gittiydi. Ve tarihteki tüyendeki meşhur sözünü eğitiydi. Yurtunu erdik kodumu hutun kişideki yığılıyordu. Şunun olan Avrupa'daki 800 yıllık tarihi ile İslam dövülde tarih kaynındı. Ta bugün kadar mana bu Endülüs devleti İspanya ve Portugalya namülen Hristiyanların kolda durmakta. Şunun için Andoluz, İslam tarihi de tüncü olup koldun ketkeye. Ene şu Endülüs kol kemi güçlük, Müslümanların geldiğinden cihatının perez eyleki çüşmeydi o deydi. Epsuki Endülüs'ten yani Nurgun İslam tüprakları koldun çıkıp gitti ve çıkıp gitmekte. Müslümanlar Endülüs kirge vaxtta hiç kimde İslam kirge mecburlamağın. Bu sebepten sadece 20 ya ki 20'den azalakı Müslüman boğan ama 20'den köprakı özünün dinini kıpkağın. Müslümanlar İsp

İmanı məğallanı şohamın öldürürdü. Müslümanlar omalsız imanı yüşüşmə məcbur olurdu. Cüməy günləri pakiz kiyinən, "Ah oh, kim kəgənlərini ki sən müsəlman kənsən?" deyib öldürürdü. Yəni Əndorusda sot məhkəmələri qurub kim-kim müsəlman bolsa, bunu hamısını öldürüb ana şunda 40-cına qoçuraydı. Məsələnin hamısının dedik çirqovğa aylandırırdı. Endülüs'te yüzyıl bağımlıdan içi de ben Müslüman dediğim bir adam kalmaydı. Bu Endülüs'teki kırgınçılık ne? Avrupa tarihçilerimi hicalet içi de tıkalıdı. Ve bu ne? Avrupa tarihindeki bir kar dağı deyip itiraf kılıyordu. Ama şu kırgınçılıkta Müslümanların dinden yandırış için, mecburlaş için kuralları ve şu tümür muzayları, bütün esvapları hele hem Avrupa muzaylarını saklanmakta. Endülüs'ten umumi tarihimi bizge Müslümanlar kandak vaxtı küşlengelikini, kandak vaxtı azilashkallıkını, kandak vaxtı düşmenin buzak boğallıkı ve mehkum boğallıkını musulmonlar o'zini dindi mustahkam turgan vaqtida wa iymonni taqvoliqni islom prinsipini asos qilib qilmagan vaqtda eng kuchlangan shundaq eng kuchli davlatlar shakllangan ammo davlatni qo'rib bo'lgandan keyin pasiqlashgandan keyin porijlangandan keyin ixtiloflashgandan keyin mahkum bo'lgan va zulmga uchirgan undan boshqa andalus tarixi va butun islom tarixi bizga padhih qilish bilan ishg'ol qilishning farqini noch a ko'rsatib beradi biz tarix darslarimizda hammasida musulmonlar bir yani egallagan bo'lsa fath qildi azod qildi deb ishlatdik kopirlar bir yani egallagan bo'lsa ishg'ol qildi deb ishlatdik nima uchun chunki musul birga kirsa u yarda kishilani o'ltirmaydi uyagi haqiqat bo'lgan islomni taqitidi u yarni gullantirudi ya'ni u yarni bir ilm bushkiga ma'rifat bushukiga madaniyat bushukig aylandirudi masalan bugungi kunimizg qadar ispaniyada musulmonlarnin nuri ulg'an meymonchilik san'ati mashhur qurtuba masjidlari hali ham mavjud bo'lib turmoqda ya'ni musulmonlar biryga kirsa u yani bulan talan qilmaydi u buzaq qilmaydi xohlagancha o'ltirmaydi faqat ularga haqiqat bo'lgan dinni tushandiradi holisi qubul qiladi hohlamasa jizzi tu'lab boj to'lab musulmonlarga o'xshash huquqda yashaydiqand qildi qanda qildi osmoniylar davri kelgan vaqtda sulton sulaymon qonuniy andlusi musulmonlarnin dashatli zulumga uchganligini anglagandan keyin barbar osini avatib hammasini istanbulga ko'chirib keladi qilib qolganlar bo'lsa o'ltirdi demak islam ozod qiladi patih qiladi ishhal qilmaydi Kapılabasa işgal kılıdı, zulüm kılıdı. Yani bu Andalus 8 sekiz asırlık sızlan tarixi. Andalus tarixi, birinci kadem emvile qarashlik bir şehir boğan bosa, kini emvile İslam imaratı buldi. İkinci kademde emvile İslam xaliplik buldu. Üçüncü kademde Amuriyle yani haciplar dövlətin əxri başqurlan dikin, ordu qatiplərə Amuriyle dövrlə başlandı. Dördüncü kademde işki ordus sevəplik emvile xaliplik yığqlan dikin, mülukut təwafif yəni begliliklə dövrlə başlandı. Bu begliliklə yani bu şindaq prensbəslərin düşmələşib, əhəli səbəb ki, yem kapka da de murabitle gelip Murabitler devre başlandı 6. kademde. Murabitler kiyin İslam prinsipini yıraklaşıp pasıklaşka vakti de çıktı. Şunda kılıp emeviyle dövüldü. 8 esir içi de 7 baskışını 5. öt gözde. Tarık manam bazı bir hakikatlerge, bazı bir açık savaklarge. Muhimi onun dün biz derisini alarışımız ve hayatımıza tedbiklı yarışımız. İslam acizleşiyordu. Bazı şehirle kuldun gitişi mümkün. Musumallah zulüm uçuşu mümkün. ammo yer yuzida musulmonlar yana qaytadan bosh ko'taradi mana mashu davrda islom dunyosina ay tushgan and ketgan bo porijhlangan paja parcha davlatlar shakllangan bu taxminan ikki yuz ellik yil yoki uch yuz yil atrofida davomlashdi keyin yani smoniyla deydian bir davlat qurilib uch qit'aga sosilib butun islom ju'roisi o'ziga tavba qildi agar islom uchirgan zarbiga boshqa bir idlogiya yoki boshqa bir davlat va yoki boshqa bir imperiya uchrgan bo'lsa tamamen yuqulub getətdi. Lakin İslamın igisi Allah bolğan boğaçıq, ana yani şunduq yuqulub getkilik qopqı vaqıtdə Allahın iradəsi ilə. Yəni oylımğan bir yerdən birisi baş götürürdü. Yəni mazimində qiyamət boğucurək, yəni putdurib dururdu. Şunun üçün İslamdan əlsəməyəli özümüzün əlsəyəli.

Azlar bised üzülmedi bu karvan, toğul hem Zeki hem Arslan.